dalga. Yine de istiyoruz ama. Onu biraz böyle söyleyeyim ben. Canlı canlı söyleyeceksin. Ya evet. Biz yayında mıyız? Ne habersiniz? Aa ne güzel. Vallahi süperiz. Çok güzel. Gizli kamera gibi süper. Yayındaymışız. Rahat ol. Ciddi mi dedin? Yayında mıyız? Yayında mıyız? Vallahi yayındayız. Aa, evet. Şimdi birbirimizin söylediğimizi bir takla atarken görmediler. Tamam. Bir vurgun mu Seyda? Şimdi dediğim gibi Kınalı Böbeği, Armut Kaldırımı vesaire biliyorsunuz. Ben o albümlerde klip çekilmemiş şarkıları da hatırlatma babında bunlardan böyle geçiyorum. Kaç numara aldın? Kartonetik? Ellerindeydi. Bu arada klavyeciyi ne? Bende değil yani kartonetik. Sen başka bir şey demin bir şey anlatacaksın. Hayır. Ben ne anlatacağım? Etkilerden bir şey anlatacağım şey diyordun ya şarkı söyledin. Sen şarkının hikayesini anlat ya da canlı şarkı. Hangi şarkının hikayesini? Gece aynı gece. Zarla söylemeyecek. Niye ısrar ediyorsunuz? 10 numara ya. Demiyorum ki 6 bilmiyorum yani 3. abi. Peki biz sohbet edelim bence yani böyle. Güzel bence canlı söyle. Canlı söyleyeyim bir şey. Bir vurgun mu Sevda? Ne söyleyeyim? İçeride söyledin ya bana. Slow mu söyleyeyim? Slow söyle. Sen de söylersen slow söyle ya. Peki ben şimdi böyle bir şey söyleyeceğim. Arnavut kaldırımı mı? Evet. Yine kurtulamadım Arnavut kaldırımı. Çok istek var o zaman. Abi. Yok fa. Şey kararmış diye girmek istiyorum. Peki. Hatırlayabildin mi şarkıyı? Dominör alabilir miyim? Dominör. Biten sevgilerin ardında ağlayamam ben böyle yas tutamam. Her sözde her gözde şefkat aramam. Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa. Giden aşklarımın ardından ağlayamam ben böyle yas tutamam. Her sözde her gözde şefkat aramam. Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa. Seni gördüm rüyamda, Arnavut kaldırımlı taş sokakta. Ah bir dili olsa da bir konuşsa, anlatırdım masumca seni bana. Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi kader. Böyle de olmalı solmalı sevgililer. Çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi almak istemediğim için efendim bu şarkıyı uzatıp da sonra ötekini şey sen hani dans diye. Dersi alıyordun Latin falan. Ben aldım da şey gibiyim biraz sahnede şarkı söylerken katatoni oluyor. İkisi bir arada olmuyor yani söylerken. Ya şan, neden hocam niye de öyle olur? Hocam normal. Şan öğrencisiyken de ben hocam. Hocam. Piyanoyu çalamazdım mesela. Tek elle çalardım. İkinci el hocalar beni atardı. İki elle aynı anda yapamazdım bir işi. Allah Allah. Öyle bir şeyim var. Hala öyle misin? İki elle bir iş yapamıyor musun? İki elle yapıyorum. Bir şey yaparken yapıyorum. Ötekin de o dans ve sanat konularında olmuyor. Ama ne diyorsun? Günde 8 saat falan çalışman lazım. Hem dans edip hem şarkı söylemek. Tabii. İşte Madonna yapıyor ya onu yani. İşte ben orada ona mı konsantre, elimi böyle mi yapayım, bacağımı böyle mi yapayım derken. Acayip zormuş. Bizden şey oluyor,
Niye öyle? Öyle gördüğüne göre bir şarkı daha söyleyeceksin. Biz sadece dans etme işini çözmeye çalışıyoruz şu anda, bilmiyorum. Söylemeyecek miyim ben başka şarkı? Söyleyeceksin işte onu. Söyleyecek miyim? Tamam. Bulduk mu?